Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi mutsuz survival serimize kaldığımız yerden bu efsane serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar benim bu yeni klavyede caps lock açık mı kapalı mı? Işığı çok sönük kalıyor abi. Göremiyorum bazen ona bakıyorum böyle. Arada yana baktığımda kayıt devam ediyor mu? Çünkü bu OBS bir kere beni böyle diz üstü ne denir lan yüz üstü bıraktı arkadaşlar. İlk başladığım zamanlar yani son zamanlarda bir sıkıntı yoktu. OBS'e geçtim arkadaşlar bilmeyen varsa OBS ayarlarını falan sormayın bana bilmiyorum arkadaşlar amatörüm. Ben var ya aslında YouTube'da amatör bir YouTuber'ım arkadaşlar. Öyle tek çok teknik tabir falan bilmiyorum. Mesela ha tamam kapak fotoğrafı Photoshop edit programı olarak Adobe Premiere Pro falan kullanıyoruz ama. Sözde profesyonel programlar öyle ahım şahım da bilmiyorum. Orta düzey diyelim yani öyle profesyonel bir YouTuber değilim ben. Yani bu konuya nereden geldik bilmiyorum ama. Motsuz Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Markus'a ve Diego'ya bakalım. Diego. Diego ne yapıyor Arkadaşlar atımız var burada Diego. Brego ile çiftleştirmeye götüreceğiz ve Markus'umuz burada. En son e, videoda balkonda kalmıştım ve direkt girdim balkonda devam ettim bu bölgede hiç video dışında çalışmıyorum. Hatta ana base'e dönünce de öyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bilmiyorum ama. Çünkü bu şekilde inanılmaz keyifli oluyor arkadaşlar sizlerle oynamak. Çünkü ben video dışında yardırıp şuraya var ya yani ya zamanda yapmışlığımız var. Şuraya düşler şehri gibi bir şehir bile kurabiliriz arkadaşlar. Mühim olan o değil. Mühim olan buradaki sohbet muhabbet. Yani şu şunu yapıyor. Bu bundan iyi yapıyor. Şu şu sistemi yapıyor. Bu bunu yapıyor. Onların hepsi basit arkadaşlar. Şu da yan ekranı açtığı zaman her şeyi yapıyorsun. Yani o, önemli olan o değil. Veya ben düşler şeyini tamamen bu arada doğaçlama yapmıştım. Çok enteresandır. <laughs> Sadece kapakları da zaten koymuşum. Mesela gerçek hayatta bir evi evin resmine bakarak yapıyordum arkadaşlar. O da bir nevi doğaçlamadır diye düşünüyorum. Konulara buralara nereden girdik bilmiyorum ama modsuzu bu aralar inanılmaz sardım. İnanılmaz hoşuma gidiyor ve siz de deli gibi beğeniyorsunuz arkadaşlar. Modsuz Survival'ın 6. sezonu Muhteşem gidiyor abi tarlalarımız yetişmeye başlamış bugün videonun sonlarına doğru muhtemelen tamamen yetişmeye başlar ve bunları toplarız satarız arkadaşlar en son bölümde başımıza bir facia gelmişti olmasaydı sonumuz böyle ama yapacak bir şey yok arkadaşlar toparlayacağız kendimizi elimde de şeyler kalmış kemik tozları hemen şuraya gidin, karpuzlar yetişmiş falan onları bir toplayayım sürekli böyle toplayacağız arkadaşlar. Başka türlü olmayacak. Kabaklar yetişmiyor ya. Ha, kabaklara kemik tozu basmadık ondan. Dur abi şu elimdeki kemik tozlarıyla basabildiğim kadar kemik tozu basayım şunlara. Tamam abi tam bitti. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu seviyeye gelmediği sürece mahsul vermiyorlar abi. Şu hemen karpuzları da toplayalım. Bugün biraz kendimiz toparlamaya çalışacağız ve bir tane arkadaşa zır zırçı yaptırmaya çalışacağız. Oğlum son sesin nereden geldi? Şuranın içinden mi geldi? Abi acayip yakın gibi geliyor ama yakında bir yer yok. Fena yakın geldi ses ha. Şuradan geliyor lan. Nasıl yani? Aa buradan geliyor gibi oluyor ama gelmiyor gibi de oluyor. Vay canına. Aa buranın altında mağara var. Ha şurada bir giriş bir mağara vardı sanki. Burada mı acaba? Yok ha burada da mağara sayılmaz bura. Neyse arkadaşlar çok uğraşmayacağım. Bu arada arkadaşlar siz bir video izlemeden önce abim video attı yine birkaç gün önce. Gidip abimin kanalından da onun videosunu seyretmeyi unutmayın. Bana bir troll planlıyormuş herhalde. Yorumlarda arkadaşlar yazmış ama. Bakalım göreceğiz. Bir şey merak ediyorum. Köylerin yanına bir gidebilir miyim abi? Abi şöyle köylerimizin yanına geldim. Ne merak ediyor biliyor musun? Karpuzu ha. Ben geçen diyordum ya kendi kendime arkadaşlar. E karpuzu böyle satamıyoruz. Böyle satıyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle direkt satabiliyoruz. Yani ipeksi baltamızı kaybetmemiz bir kez daha üzdü. Gece olmak üzere. Elimde bir sürü saçma sapan şeyler var. Arkadaşlar ben şu eve bir çıkayım. Şu eşyalarımı atayım. Ha, bu arada bugün şurayı da taşıyacaktık geçen bölüm. <laughs> İpeksi baltam yetti. Arkadaşlar XP kasmak için Enderman farmına gitmeyeceğim abi. Hem gerek köylülerden gerekse de Nether'a gideceğim ve birazcık kuvars kazıp level kasmaya çalışacağım ya da madene gireceğim. Şu karpuzlar yanımda getirmişim aşağı koymamışım ama neyse şimdi şuraya koyalım. Şunları da aşağı atacağız zaten. Şöyle. Bugün arkadaşlar ma e, ne lan? Ha zırh yapımcısı olan köylüyü yapmaya çalışacağız. O yüzden birkaç tane daha e, dur hatta yapalım abi. Ekstra da ha bir tane mesleksiz köylü var mıydı? İki tane çiftçi var. Bir tane yok abi mesleksiz köylü yok. Aynen bunları arttırmamız lazım. Mesleksiz köylü yok arkadaşlar. Yukarıya gideyim. İki tane yatak yapayım getireyim. Tamamdır arkadaşlar. İki tane yatağı yaptık. Arada Markus havluyor. Güzel oluyor ya. Dostlarımız yani köpek dostumuz bizim. Arkada atımız var Diego. Yani onlarla zaman geçirmek gerçekten hoş oluyor. Hep gri yatak yapmışız yalnız. Biraz beyaz atacağız araya. Yalnız şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şunu alsaymışız keşke buraya. Bir de diyorum ki şunu da şuraya koyalım. Bir de diyorum ki arkadaşlar. Şu meşale buraya bir meslek koyarız. Ya bu köylülerin hepsi burada olmasın diyorum. Ama yeri de diyorum ki hepsinin bir arada olması daha iyi. Geliyoruz elimiz dolu dolu alışveriş yapıyoruz ama. Hepsi elmas olmuş bu arada ha. Vay be. Şimdi ben de eve gideceğim yatacağım. Ve sabah arkadaşlar orada mı yatsam diye düşündüm. Ve sabah ekmek getireceğim bunlara. Ya da biraz havuç falan. Yukarıda var mıydı bilmiyorum ama. Çiftleşsin nerede ya arkadaşlar. Hemen şöyle manzaraya karşı bir uyuyacağız yine. Akşam oluyor. Arkadaşlar balkondan gün batımı çok güzel görünüyor. Burada oturup of şöyle manzarayı seyretmek çok güzel. Abi Nora görünüyor. Hafif çok hafif spoiler veririz arkadaşlar. Minnacık şöyle. Tam görünmüyor. Merak ediyorsunuz değil mi? Yine akşam güneş aşıyor arkadaşlar. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor. Öyleydi değil mi? Çok güzel görüntü yok mu? İyi geceler dostlar. Günaydınlar. Saldırısını savuşturamadıktan sonra düşmanın kim olduğu fark etmez. Gandalf. Gandalf demişken bu arada arkadaşlar dün dayımla biraz konuştuk. Dayım gelir yine yakında getiririm arkadaşlar sizler için. Şimdi yatakları koyduk oraya. Ee, ekmek götüreyim diyordum. Bizim şurada sanki ekmek vardı. 14 tane varmış abi. Elma falan da alıyorlar mı bilmiyorum ama. Zaten tarlayı toparladığımız zaman ya da şuradan şunlar arkadaşlar saman balyalarına ekmeği falan çeviririz. Öyle atarız olmadı. Şimdi gençler şunu alın bakayım. Ben bunlara zaten bayağı malzeme atmıştım arkadaşlar. Bunlar çiftleşir diye düşünüyorum. İki tane yatak koyduk. Biz bunlar böyle artmaya başlarken başka işler yapalım. Mesela ne gibi? Madene inelim arkadaşlar. Veya tarlayı toparlayalım. Tarlalar daha tam yetişmemiş. Bir bakayım. Oo, balkabakları ve karpuzlara bak. Şeker kamışları, bir sürü bambular. Bir sürü iş var. Bambuları çubuk yapıp satacağız. Hemen şu balkabaklarla karpuzları bir toplayayım tekrar. Ve arkadaşlar kaç tane yapacak ha bunlardan? 5 kere 4 mi? Bu arada ben dedim ki Bundan işte e, bir tane çıkıyor balkabağın şey 4 tane çıkıyor karpuzdan bir tane çıkıyor diyorum ama arkadaşlar karpuzla bir tane kırdığınız zaman 4-5 tane dilim veriyor yani ondan oluyor 20 tane yer çapalayalım tamam şimdi ekelim tamamdır abi bunların yetişmesini bekleyeceğiz artık sonra balkabaklarını buraya falan da arttırabiliriz ya aynı şekilde karpuzlar da bu şekilde böyle bozmadan elimizden geldiği kadarıyla. Bir de şeker kamışlarına girişelim arkadaşlar. Bunlar da kağıtçıya satacağız biliyorsunuz. Bizim tamir köylüye. Tamamdır arkadaşlar topladım. Şöyle arada kalanlar olmuş. Kalsara bile problem değil. Arkadaşlar olaya bakar mısınız? Yani bir tık daha arttırsam mı bilmiyorum ama bu şeker kamışı bile bizi bayağı bir götürecek gibi. Bambularımıza yetişmiş abi. Şu ba yetişen bambuları da hemen toplayalım. Bak hepsini kırdı. Kılıçla çok hızlı kırılıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kıyı şeridi boyunca bu bambuları. Ha orada yokmuş. Şöyle arttıracağım. Toplamaz zaten sıkıntı olmuyor bambuları. Şöyle şuraya falan kadar. Arkadaşlar sınırlarımız da genişliyoruz. Bak komple buralar bizim topraklarımız. Bu taraflara doğru genişliyoruz. Şimdi şu, buraya kadar yeter abi. Çünkü ağaçların üstüne falan düşecek. Şu ağacı da yaksak mı kırsak mı bilmiyorum. Hatta ona çok yaklaştırmayalım arkadaşlar. Şunlar burada olmadı. Balta da hızlı kırması lazım sonuçta aslında ama sadece kılıç hızlı kırması. Bambunun belki bir mantığı vardır. Gerçekten nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için. Şu tarafa doğru arttıracağım arkadaşlar bambuyu. O tarafa doğru değil de. Yeter abi buraya kadar yeter. Böyle kıyı şeridi boyunca bam oldu. Mesela arkadaşlar bakın bunlarda çubuk yaptığımız zaman o, o, kadarcık az bir yer bile elimde ne kadar vardı bilmiyorum ama neredeyse bir buçuk stek bambu oldu tekrar. Hatta sürekli hızlı hızlı yetişiyorlar. Bunlar da böyle elle toplayacağız. Bak karpuzlar gidiyoruz geliyoruz çıkmış. Gidiyoruz geliyoruz çıkmış. Bunları böyle sürekli arttırdığımız düşünsenize inanılmaz olacak. Köylülerimize bir bakalım arkadaşlar yetişmişler mi? Bugün madene kesinlikle izlememiz gerekiyor. Şurada kazmamız var onunla ineceğim. Bazı arkadaşlar demiş abi o kazmaya harcama falan demiş de. arkadaşlar harcayalım ya. Ya bir daha basarız servet 3 bak Servet 3, verimlik 5. Şimdi küçük olmuştur. Aynen ha. Bunun büyümesini bekleyeceğiz biraz mecburen. Bu arada bir tane daha köylü olursa sevinirim. Ha ben bu arada buraya satış yapmaya gelmiştim. Şunların hepsini kağıda çevir. Şunlar da karpuz yap direkt dilim. Abi satabildiğim kadar satayım kütüphaneciye falan şöyle kağıtları. Kitlendi abi. Sonra iki tane karpuz olmuş. Dim abi iyi uygun alıyor. İki tane de ona satalım. 18 oldu. Şimdi tamir de alabilirim. Ben bu zümrütleri şu an saklıyorum ki arkadaşlar zırh yapımcısı çıkacak. Zırh alacağım. Ve malzeme alacağım onlardan. O yüzden bu artanları yine şuradaki sandıklarımıza koyuyorum. Daha sonra tekrar satmak için sesi falan kontrol edeyim de şöyle. Bakın burada havuçlar kağıtlar falan varmış biraz daha. Yukarıda da zümrütler var onları da biliyorum. Şu çapayı da yanımda gezdireyim abi hadi şimdilik. Tamam ben o zaman madene gidiyorum arkadaşlar. Maden de lazım. Hem de şu köylü büyüsün aşağıdayken de etki eder diye düşünüyorum. Ve maden için şey yapalım ya şu... Aktif Rage rayı yapalım mı arkadaşlar? Yukarı aşağı inelim. Gerçi yok, yok abi dur. Daha tam aşağı inememişti. Yukarı çıkışını daha hala yapamayız. Tarlalarımız da yetişiyor güzel. Tamamen yetişmesini bekliyoruz. Zaten bayağı yetişmişler de. Bu arada biz aşağıdaki işte arkadaşlar bütün tarlalarımız maden aşağıda yaptığımız şey aktif hale gelecek. Bu kadar malzeme yeter inşallah bize. Ve yukarı çıktığımız onlar da toplanınca çok iyi alışverişler yapacağız. Ara ara bu de yapacağız arkadaşlar. Bir tane gözcü kulesi de yapacağım biliyorsunuz. Evler falan da yaparız. Köylüleri ayrı evlere bile ayırabiliriz belki bilmiyorum. Tabi de maden girişini de düzenleyeceğiz. Şimdi burası bizim madenimiz. Buranın zeminini yine düzenlemedik. Yukarı çıktığımda unutmazsam biraz getireyim arkadaşlar malzeme. Şimdi şurayı yine arkaya doğru genişletelim biz. Şimdilik bu kadar yeter. Şuradan inanılmaz sinir bozucu bir zombi sesi geliyor ama yapacak bir şey yok. 51 tane meşalem vardı. Buraları kullandım 47 tane kalmış. Şu zombi öldürsem bilmiyorum arkadaşlar. Allah. Neyse biz maden kazmaya devam edelim arkadaşlar. Arayalım. Ha bak karşımıza direkt bunlar çıktı. Abi şunları kır. Hemen şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar buraya. Spawner'ı kırsam mı diye düşündüm de yani neyse. Oo, oh, kızıl taşlar çıktı arkadaşlar. Biraz tecrübe olur, iyi olur. Oo, biraz daha kızıl taş ve altın. Çok iyi abi. Yine biraz daha altın arkadaşlar. Bunlarla ray yapmak için de kullanabiliriz. Altın elma Oo, oh, şurada da bir kızıl taş gördük ama bu kadar mı? Oh, Oo, tamam devam varmış güzel. Arkadaşlar bakın 15 seviye olduk bile abi. Zaten 30'a yaklaştığımız zaman o süreden sonra arkadaşlar hep böyle bir tane büyü basacağız atıyorum 28'e düşecek. 27'ye düşecek, 29'a düşecek. Biraz daha kasıp büyü, biraz daha kasıp büyü yapabilme şansımız olacak. Bu çok güzel bir şey bence. demek istediğim kömür çıktı bu arada. Demek istediğim o seviyeye getirene kadar biraz sıkıntı çekeceğiz. Ondan sonrası o kadar da zor değil. Zaten madenlerimiz de biraz azalmıştı arkadaşlar. İyi oldu. Bakar mısınız hani girdik. Neredeyse bir siteye yakına şu an 2 dakikada kömür çıktı. Ah demir çıktı. Yani bunların hepsi lazım şeyler. Abi lavın yanında biraz daha demir bulduk. Bir lav gölü gibi bir şey çıktı abi karşımıza. Buradan geri döneriz de şu demirleri falan alalım. Daha çakıl var mı ya? Kaç demir oldu arkadaşlar bu arada bakıyorum. 14 tane. Abi buradan ileriye gitmenin bir anlamı yok gibi. Şöyle bir bakalım yine de. Yani burası lav gölü. Geri dönelim abi hemen. Hemen bir yandan daha mı girsek? Şu karşıya doğru mu gitsek? Şu karşıya doğru da aralara ara gideceğim ya. Çünkü abimin oraya çıkana kadar gideyim arkadaşlar. Abim zaten bu tarafa doğru biraz gelmiş sanırım. Gerçi abimin o tarafa da çok girmek istemiyorum ama. Yani bu taraflar yine benim bölge arasında kaldığı için biraz gidiyorum. Çok az gidiyorum yani arkadaşlar. 30-40 blok 50 blok anca. Biraz kızıl taş bulduk bak güzel oldu. Oradaki Raven vardı ya yanında çitneyi getirmişim. Ha o şeyden kırdım. Raven'ın oraya kadar aslında benim sınırım. Yani kafamda öyle düşünüyorum. Oraya kadar kazıyorum. Oraya çıkmazsa ne yapacağız onu bilmiyorum Raven biterse. <laughs> bak çıktı abi. Buralarda abim de maden kazmış. Yalnız yakında bitmek üzere Raven'ın ucu bucağı. Şu şuralar bir aydınlatayım bakayım belki. Oo bak mesela demir de var, kömür de var. Yani bunlar zaten çok önemli değil arkadaşlar buluruz da. O ne lan öyle? Gel aşağı gel. Artist. Allah'tan creeper değil arkadaşlar. Creeper olsa gerçi tam dibime atlayamazdı creeper da olsaydı da. Şuradaki demirleri, kömürleri falan da alsam mı bilmiyorum ya. Raven işine çok girişmek istemiyorum çünkü hem tehlikeli hem de aşağıda maden yerimiz var bizim belli abi. Ya ölüme çıkarsa alıyorum. Şu kömürler de alalım. Sır seviye ve kömür kendisi için yani kömür niye lazım her türlü? <laughs> Sadece seviye için niye kömür toplayalım? Çok uzaklaşmayacağım ama böyle biraz da bakacağım arkadaş ara ara. Oo lapis. Çok güzel. Lapisler de güzel seviye getiriyor diye biliyorum. Hemen şu kömürleri de toplayayım, demiri de toplayayım. Oh güzel. Yalnız bu kazma şöyle bir sıkıntısı var. Kırılmazlığı yok arkadaşlar. Kırılmazlık büyüsü olmadığı için korkuyorum. En sona kadar bir gideyim dönerken kazayım olmadı ya buraları. Aynen abi. Dönerken şu demirleri ala ala döneyim. Bayağı demir oldu abi. Süper oldu. Üf, çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Başka bir yere çıkmıyor sanırım burası. Dönelim abi. Şu tarafa falan da devam ediyor da. Yani. Aslında ben biraz elmas bulmak istiyordum da. Gerçi elmas malzemeler çıkaracağız ya köylülerden. Değil mi? Köylüler bizim çok işimize yarayacak arkadaşlar. Köylülerimizi kaybedemeyiz. Hepsini bir arada tutmak o yüzden beni korkutuyor biraz. O ne lan öyle? Korsu yaratık kaynağı ya. Hepsini bir arada tutmak beni korkutuyor arkadaşlar. Birini yani içeriye bir zombi girse bir dimi abi kalır. Çünkü ona isim verdiğimiz için zombiye dönüşür. Diğerlerine de isim verelim çünkü. Zombi girse bile bildiğim kadarıyla Allah falan bildiğim kadarı tam bilmiyorum ama zombiye dönüşür. isim verdiğimiz için de üstte kapalı olduğu için de yanıp ölmez. Ama diğerleri mesela isim vermediğimiz için belli bir süre sonra ya silinirler. Silinirler yani üstte kapalı yanmaz Silinirler yani. O da olsun istemeyiz. Gel gel kardeşim. Oğlum direkt nasıl geliş var oradan? Bu arada meşalemiz bitti. Biraz yapalım şöyle. Çok fazla gerek yok. Çubukları falan atlamışız. Karşıya da gideceğim. Oraya da alacağım. Başka bir yere herhalde genişlemeyiz zaten. Emin olmamakla birlikte. Örümcek selam. Baya maden oldu ha. Bak süper oldu. Elmas bulamamış oluyoruz bu şekilde ama. Allah ne oluyor lan burası ne lan? Abi ne güzel madenmiş lan buralar. Hemen şu kömürleri falan da toplayalım. Arkadaşlar çevredeki kömürleri topladım Yalnız burası çok geniş. Sonu yok gibi görünüyor. Hani her yere açılıyor kaybolurum diye korkmaya başladım. 20 level olduk valla ne kömürmüş be. Bir kömür cevherine bir girdim bildiğiniz var ya damar çıktı. Şuna bakar mısınız arkadaşlar hala kömür kazıyorum bak. Oradan oraya oradan oraya. Ne havalandırmaymış be arkadaş diyor diyor. Yalnız arkadaşlar geçenlerde de bildiğiniz gibi Rasim Öztekin'i kaybettik. Bob Marley Faruk. Yani Allah rahmet eylesin. Çok severdim kendisini arkadaşlar. Özellikle aklımıza Bob Marley favori olarak kaldı biliyorsunuz bizim gibi Gora sevenler için. Gora'da bir eksik cennette bir fazla yazmışlar ya. O çok duygulandırdı beni be. B yokmuş gibi yapıyoruz. Aha. Rasim Öztekin'de anmış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben yan kaybolacağım gibi hissetmeye başladım yalnız. O yüzden şurada kızıl taş mı neyse varsa da dönüyorum abi ben. Vallahi kaybolacakmışım gibi hissettim. Son kez şu taraflarda şöyle bir enderman falan var ya merak ettim ne var ne yok buralarda. Abi zombiler iskeletler gerek yok. İskelet hiç uğraşmaya yok. Zaten dönüşü neredeyse kaybedeceğim. Şu alt demirleri de şey altın mı lan bu? <laughs> Karanlık tabi demir gibi gözüktü. Altın gibi gözüktü. Şu taraftan gelmiştik. normal maden şeklinde kazalım da buluruz arkadaşlar. Şurada kömürleri de alıyorum. Dönsek mi abi yukarıya yoksa? Zombi falan da öyle de seviye kasarız aslında gece gece. Oo envanterim de olmuş zaten arkadaşlar. Yanıma da bir sürü saçma şey almıştım ya. Bakar mısınız? Ne kömür toplamışız be. <laughs> olaya bak. Ne yapıyorsun yarasacan? Yarasa korktu abi biz üstüne doğru gidince. Hangi taraftan da gidersek gidelim fark etmez arkadaşlar. Hemen şöyle dönelim hub'ımıza. Aynen. Sonra da yukarı gidelim arkadaşlar. Çok güzel bir maden yaptık. Ya olaya bakar mısınız arkadaşlar? Biz bir buçuk yakın demir toplamışız yani. Güzel oldu bence. Ve çok kısa bir sürede. Gece olmuş. Yani şu şeye atayım pişmesini demirleri falan da. Şuradaki yeri. Aha gündüz oluyor. Ben yatmayayım bence. Aha bakın şunlarla biraz uğraşalım. Seviye kasalım. Niye bu kadar çok? Bu bölgede acayip çok küçük zombi spawn oluyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Gel lan çocuk Ramazan. Abi bunlar da şu küçük zombi aşağı düştü inşallah. Başımıza burada bela olmaz yani. Şunu öldürelim de. Maden inerken bir tane saçlı aşağı... zırhlı öldürdüm de bir şey düşmedi ya. Örümcek. Şş, hayır hayır hayır. Bozma tarlalarım gel buraya. Tarlalarımız da yetişmiş bu arada. İnşallah köylü de büyümüştür. Hemen onlara da bir bakalım. Sonra şu pişirmeyi atalım da önce bir dakika. Arkadaşlar her yer çok güzel oluyor ya. Hemen arkadaşlar şu buralar fullmüş zaten. Ee, buraya da altın atayım diyorum. Demirin devamını buraya atarız. Pişecek şeyler şöyle fırın. Evimize yapalım ya fırın. Şimdi arkadaşlar elimdeki şu çubuklara sinir oldum şu an. Hem köylere bakacağım hem onu satacağım sonra yukarı çıkacağım. Oo iki tane köylü olmuştu değil mi? Dört daha büyümemiş bıdık ya. Ha gerçi gece oldu. 20 dakik 20 oyun dakikasında büyüyor gibi bir yorum gördüm ben. Olabilir arkadaşlar doğrudur. Abi evime bir çıkayım. Buraya yolda yapmamız lazım. Fırın yapayım biraz. Yani sürekli aşağıda pişiremeyiz biz. Evimizde pişiririm. Daha mantıklı kocaman ev var yani her yeri boş. Baksana abi her yeri. Şuraya fırın yerleri yapalım mesela. Maden fırını yapalım arkadaşlar. Herkes maden fırını yap abi deyip duruyor. Ee, düzgün taş için. Arkadaşlar yemekler için duman fırınıydı sanırım. Duman fırını. Ee, ben biraz 8 tane falan Normal şey yapayım. Duman fırını yapayım. 8 tane de maden fırını yapayım. Tamam. Duman fırını için odun lazım. Bizde odun yok şu an arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Öncelikle şu envanterimi o zaman ben bir boşaltayım. Normal fırın da olsun bence ya. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5'er tane olsun tamam mı? Bak 5 tane ortada normal fırın olsun. 5 tane duman fırın olsun. Şurada 5 tane de maden fırın olsun arkadaşlar. Şimdi bunların içini dolduracağım. Şu yüzden dolduracağım. Taş pişirmemiz lazım bize. Bizim. <gülüyor> bize. <gülüyor> Hepimize taş pişirmemiz lazım. Niye taş pişirmemiz lazım? Düzgün taş da oluyor sanırım. Hem de işimize yarar abi. Güzel olur. Kullanırız. Yapılarda falan. Şu şey kullanmıyoruz ya. Kısıl taş bloğunu falan bloğa çevirdim gene. Güzel bir iftek varmış. Bunu hemen arkadaşlar. Markus hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Markus hemen biraz besleyelim. Markus geldim koçum. Hemen arkadaşlar. Diego'yu da biraz besleyelim altına. avuçta. Diego al oğlum. Aslanım benim. <laughs> Canınızı yerim ya. Şimdi ne yapacaktım? Odun toplamaya gidecektim. Tamam abi. Diğerlerini atmıyorum. Şu, Bunlar pişireceğiz. Maden fırını, duman fırını falan filan yapacağız. Aslında duman fırını... Aha golem! Hee dörtten fazla, beş köylü oldu ya arkadaşlar artık... Golem spawn etmeye başladılar. Köy olmaya başladı. Bunu engellemem için... Beşinciyi buradan götürmem lazım. Beşinci büyümüş. Beşinciyi nasıl götürebilirim abi? Odun, bir odun toplamaya gideyim. Arkadaşlar altıncı olursa dörtten fazla burada barındırmayalım. Köy olup sürekli... E, golem spawn eder. Aslında iyi bir şey. Etrafın... Güvenliğini sağlıyor ama... Beşinci hiçbir zaman o yere yaptırmayalım olmadı. Balkabaklarını komple bir topluyorum. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Bir saniye balkabaklarını topladım da. Şuradan bir iki tane odun toplarken söyleyeyim. Dim abiyi çiftlik evine götürelim mi? Yani sonuçta çiftlik evi orası. Yeni yaptığımız götürürsek zırhçı falan saçma olacaktı. Dim abiyi çiftlik evine koyalım. Gerçi orada onlara yakın gibi. Yine köy olarak algılar mı bilmiyorum ama algılayabilir abi evet. Algılamaz ya. 23 tane arkadaş hepsini to hepsini toplasam mı ya? Abi dur gelmişken hem şunları kırayım hem de şu odunların hepsini toplayayım. Biraz işim acele daha sonrasında ama olsun abi biraz odun toplamaya da zaman ayıralım. Topladım arkadaşlar çok zor oldu ama ah ah eski baltam ah. Neyse abi sağlık olsun yapacağız. Şimdi arkadaşlar şunların hepsini kırayım ki bir an önce düşsün istiyorum. To şeyler fidanlar. Çünkü burada zaman geçiremeyeceğim. Abi çapamız kırıldı. Zaten bayağı da düştü yani bu yeter de artar bile bize. Ben bunlar tekrar dikelim. Yine şuraya kadar dikebildik. Tamamını dikemedik ama olsun. Şimdi döner ayak, <laughs> döner ayak. Bunları tekrar toplayarak gidiyorum arkadaşlar. 16 tane oldu. Hem satarız. Sürekli dikkat ettiyseniz alışveriş yapmaya çalışıyorum. Hani abi şöyle çok mu çöküyorum bazen videolarda bilmiyorum ama. Abi ikinci golem değildir bu, değil mi? İnşallah. Aynen değil. Yalnız işte Dima abi buraya getirirsek yine köylü olarak algılarım. Bence algılamaz birbirine uzak gibi görünüyor. Algılayabilir. Bakarız arkadaşlar. Hala spawn ettiriyor olurlarsa. Dima abi. 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 Arkadaşlar bir şey yapmam lazım. Acil. 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 Şuna yapayım. Hah. 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 Oh. Dima abiyi buradan götüreceğim. Çünkü diğer türlü diğerlerine bulaştığını istemedim. Dima abiye bir tane de şu şeyi götüreceğiz arkadaşlar. Şu gübre varilini götüreceğiz. Hemen bir tane salı yapalım. Tamam abi harika. Dima abi canını yerim. E, Dima abiyi nereden çıkaracağız arkadaşlar? Şöyle, şu varil dimi abi etkileyebilir ama çiftçi oldu ve alışveriş yaptığımız için etkilemez. Şimdi şuraya atsam dimi abi nereye gidecek merak ediyorum arkadaşlar. Bir müddet kendi gelmesi lazım buraya. Dimi abi gel abi, geldim abi. Böyle bu gösterince gelmiyor tabi de. Şuraya koyalım arkadaşlar. Bence oraya gidiyor doğru gelir. Bak bak burada gübre varili var dimi abi. Demin ne güzel çıktıydın ya. Bak. Şimdi bak. Lan aşağı doğru gitme Allah için. Haydi. Ha buna en güzeli gece olmasını bekleyip yatak koyacaksın da. Aa tarlayı toplamaya gidiyor. <laughs> Canlı yediğim ya. Ama sana izin veremeyiz. İzin veremeyiz tarlayı toplamaya gitmene. Bununla da çıkaramayız. Gece olmasını bekleyeceğiz. İnşallah o sırada bir şey olmaz. Başına bir şey gelmez. Arkadaşlar şu Minecraft'ta şu olayda sıkıntı abi. Hani gerçekten rayla falan götürmemiz lazım. Yoksa yatak koyacaksın abi. Ben oraya hemen düzelteyim giriş yapayım gece olmak üzere zaten yatak koyarım kırarım yatak koyarım kırarım değil abi bir şekilde ikna ederiz bu tarafa gelmeye. Hemen şu toprakları kıralım arkadaşlar burayı düzeltelim tekrar. Yeni gelen köylüye de arkadaşlar hala mesleksiz gördüğünüz gibi zırhçıyı verelim. Dima abinin başına bir iş gelmez diye düşünüyorum. Golem de var yanında. Zombi de çıkamaz abi gündüz gündüz. Demirci masası veriyorduk değil mi? Demirci masası yapmıştık. Yukarıya tahta yerine koyduk. Hemen ona gidelim gelelim. Alıp gelim yani. Abi demirci masası burada vardı. Şimdi tekrar maden fırınına bir bakacağım. Maden fırını. Tamam abi. Sanki duman fırını yapabiliyoruz gibi geldi. Aynen. Kaç tane? 5 tane yapmam gerekiyordu. Ne yetersiz? Ha, anladım. 2 tane normal fırın yapmam gerekiyor. Şimdi 2 tane daha yapabilirim. Arkadaşlar duman fırınları yemekleri hızlı pişiriyor. Şöyle koysak hep aynı oluyor. Tamam. Tık tık tık. Tamam abi. Burası duman fırını. Burası normal fırın. Onları da alalım. Bunları bir daha pişirmemiz gerekiyor bu arada arkadaşlar. Şöyle şunları pişir. Onu unuttuk tabi. Şöyle. Gece oluyor mu ya? Dima abiden korkuyorum arkadaşlar Dima abiye bir şey olacak diye. yataklarında bir tanesini kırayım. Şunu kırayım arkadaşlar. Bu Dima abinin yatağı olacak. Sonra demirci masasını getirdim. İşsiz olan gel bakayım abicim. E, onu da şuraya koyayım. Yatağı bir daha bırakıyor. Gel bakayım. Al mesleğini. Gördü. Aynen gidiyor. Dima abim nasıl? Dima abim canını yerim senin. Arkadaşlar tamamdır abi. Güzel güzel buna alışveriş yapıp bunu seviye arttırmaya çalışacağız. Şuradaki zümrütlerimi alayım. Bunlar ve kazma kürek falan filan da alacağız böyle arkadaşlar. Çok iyi değil mi ya? Balta aldım. Çapa aldım. Ha full çapa alayım. Çapa zaten lazım oluyor. Hop. Haydi bakayım. Aa gece oldu. Dur dur dur. dur. Sen seviye atladın zaten. Ben Dima getirmem lazım. Dima getirmem lazım. Arkadaşlar F3 B yapıyorsunuz. Ve Dima abiye vurmak istemediğim için şu Köşeden lan. Ah, Dima abi. Dima abi gel. Hop. Bak burada yatak var. Ha nereye gidiyorsun? Orada fazladan yatak yok ki. Fazladan olması önemli değil yeğenim diyormuş. Gel Dima abi bak. Hop. Yatak var. Arkadaşlar çare bırakmadılar. Şuradaki yatakların hepsini kıracağım. Ha golem sen Dima abi hemen koru. Hepsini kıracağım arkadaşlar. Sabah tekrar yerine koyarım bu yatakları. Bunlar zaten güvende şu anda. Şöyle al. Dima abi başka çare bırakmadı. Abicim orada yatak yok görmüyor musun? Bak burada var yatak. Hah gel. Gel gel. <laughs> gel burada burada. <laughs> Armut Dima abi. Armut Dima abi. Öyle tuzağa düşürürler adamı Dima abi gel. Gel. Gel göğünümün efendisi gel gir içeri. Yaşa. Hah. Sen şu kapıyı şimdilik ben şöyle kapatayım da. Sana bir şey olmasına izin veremem. Oh be. F3B'yi tekrar yapalım. Arkadaşlar bu şekilde <laughs> Köyleri istediğiniz yere götürebilirsiniz. Canını yediklerim Sizin de yataklarınızı getirdim merak etmeyin. Tık 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 ve sana da var sana da var üzülme. O lan! Ha tamam dört taneymiş. Beşinciyi koymuyorum o zaman arkadaşlar. Bir tane daha köylü yapmamıza gerek yok. Beşinci yedekte dursun abi. Hatta şunun içine koyalım dursun. Ben evime gidip uyuyacağım. Giderken de yolu ışıklandırıp gideceğim şu tarafları falan en azından. Golem de geziyor abi. Goleme de isim verelim ama ölür o yakında üzülürüz ya. Golem ortalıkta gezsin. Hemen arkadaşlar üst kata çıktım bir yatayım daha sabah bir sürü işimiz var zırhçıyı arttıracağız Dim abi ayrı yere koyduk çok güzel olduğunun kapısını tasarlayacağız Günaydınlar çocuklar Sonra dur şunları da yapayım arkadaşlar unutmadan 5 tane de maden fırını yapacağız maden fırını neyden yapıyorduk Abi bize 5 tane normal fırın ekstra baya bir demir lazım aşağıdaki demirler de var biliyorum onları aşağıda da var yani 5 tamam 5 tane de maden fırını yaptım Hoppa! Bence güzel oldu fırın tarafı. Şimdi elimde demirler vardı abi. Şuradan sen şunu veriyorsun. Şu parıştırırım. Arkadaşlar daha hızlı pişiriyor biliyorum. O yüzden yaptım zaten. Bunların içinde kömürle doldurmak gerekecek taşları şimdilik alalım. Şu çapa baltaları falan aşağı atacağım. Başka yapacağım bir şey var mı onu düşünüyorum da. Şunlar şimdilik fazla bunlar atayım elimden. Abi odun da topladık sonunda. Odun ve tahtaları buraya koyacağız. Hiç odunumuz olmadığı için koyamamışız. <laughs> gübre varili Dima abi'nin gübre variliydi arkadaşlar. Onu da koyalım yoksa diğer türlü kitlenir açılmaz bir daha. Golem köy burada. Sen nerelere gidiyorsun kardeşim? Ayıp oluyor ama ya. Dima abi'yi koruyacaksın sen ya. Ha, şeyi yapmayı unuttum. Bir tane çit, bir tane tuzak kapısı yapıp geleyim hemen. Yaptım arkadaşlar. Hatta zümrütleri de versene sen bana. Çünkü aşağıdakini bayağı Seviye arttırmak için zümrüte ihtiyacımız olacak. Şuradaki zümrütlerin hepsini ver. Okey. Hatta gerekirse tarlayı toplarız, yine geliştiririz onu. Şimdi Dima abinin orayla ilgileneceğim arkadaşlar. İki tane mi yapmışım lan? Çit kapısı. Şimdi Dima abi, canını yediyim Dima abim. Şöyle bir tane çit kapısı. Dima abi biraz yalnız kalacak ama arkadaşlar sonuçta arkadaşlar uzakta değil. Bakın. Oraya gidip bakabilecek. Dima abinin gübre var elinde arkadaşlar hemen şuraya koyalım. Canını yediyimin. Artık satış falan yaptığımız zaman kitlenmez Dima abi. Tamam girişte güvenli görünüyor. Az bir saniye. Şunları atabilir miyim buraya bir? Bunların çoğu çöpe gidecek. Mesela şu taş baltalara hiç ihtiyacımız yok zaten. Tekrar selam. Gel bakayım. Neredeydi o? Ha bu. Oo çan. Abi çan veriyor. Lan demir ben demire satar mıyım ya? Çan ne kadar seviye veriyor acaba? Onu merak ettim şu an. Abi demir memir veremem ben sana ya. Arkadaşlar çok bir sürü şey aldım. Çok az arttı yani seviyesi çok moralim bozuldu ya. Biraz uğraştı. Şuna baksanıza. şuralar doldu ya. Baltaları ver abi. Baltaları atacağım abi çöpe. Çöp dediğimde şöyle bir yere atacağım. Silinir inşallah. Yaratıklar almadan. Ya da toprak kazıp üstüne toprak da atabilirdim. Baltalar silinsin abi. Hiç ihtiyacım yok baltaya. En azından taş baltaya ihtiyacım yok. Bizde başka zümrüt de yokmuş arkadaşlar. Ben biraz kağıtları falan satalım. Zümrüt kasalım. Tarlayı da toplarız olmadı. Ya abi sır yapımcısı çok pahalı ya. 24 series tamam abi buna da satabildiğim kadar sattım. Yine bu kitlenene kadar şundan alayım bu sefer de. Tamam. Daha hala çırak da abi. Şundan alırsak bayağı bir seviye artar diye düşünüyorum. Çan. Bu kadar çapayı ne yapacağız onu da bilmiyorum ama. Şimdilik koyuyorum. Atmak da istemiyor canım yani. Zümrüt biriktirelim. Şu 16 tane satacağım da satacağım da. Şuradaki karpuz ve balkabaklarını toplayayım. Olmadı tarlayı komple falan filan toplarız. Şeker kamışlar. Bak bir sürü şey yetişmiş gene. Level arttıracağız artık. Şu karpuzları ve balkabakları hemen toplayayım arkadaşlar ben. Tamamdır arkadaşlar topladım. Yalnız bin tane yer açtık abi. Bir sürü balkabağı çıktı daha ekilmiş alan çok az. Şimdi kaç tane ekebiliriz? Kaç tane boşluk var? Ya çapam yok yanımda o kadar çapa aldık. Yanımda çapa yok abi gideyim alayım da geleyim. <laughs> Aldım arkadaşlar yarım taş bir çapa. Yalnız birkaç bölümdür kastım ağaçlar falan yapmayı bıraktık. Bırakmadık da yani ara verdik gibi oldu. Bence bir kastım ağaç falan da yapalım bu bölüme ya da diğer bölüme. 1, 2, 3, 4, 5. Ulan neyse. Bir sürü tohuma çevirelim de. Tamam 5 tane tohum arttı bile. Ee, bu balkabaklarını falan fena arttırmak istiyorum ya. Çok güzel XP veriyor ya. Ama şimdi tarlayı toplamak daha şu anlık mantıklı. Orayı arttıracağım da. Bana acil lazım çünkü. Arkadaşlar o zaman şu tohumu da bırakayım buraya. Karpuzları da. Dur şu elimdekileri bir satayım. Toplayıp toplayıp satayım abi. Şu tohumu satamayacağımıza göre şunu da at. Şundan tekli satamayacağımıza göre. Hayırdır değil mi abi? Çıkamazsın dışarıya. Çıkamazsın değil mi abi? Orası artık senin evin. Dim abinin yanına bir tane eş falan getiririz olmadı arkadaşlar. Şimdi şundan, şunlar al. Karpuzları da sat. Yine 6 tane oldu. Çok fazla olmadı. Bu sürekli kitlendiği için her geldiğimde bundan biraz bir şeyler alayım arkadaşlar seviye artsın diye. O dur dur. Diğer zümrütleri de getir. Yine bir sürü boş balta aldık. Silinsin diye şuraya atacağız gene. Arkadaşlar hadi çapa neyse de baltayı şu an hiç kullanacağım bir şey değil yani. Demir balta dururken taş balta yapmayız. O yüzden atıyorum. Senden biraz da şöyle yine bundan alalım. İyi abi çok az kaldı artmasına. Çok çok az kaldı. Çapaları da atacağım artık. Çünkü bu kadar çapa da fazla. Karfuz ve kabakları da şuraya koyuyorum ve tarlalara gir. Aa buradan direkt. Oo içeri girmeden. Güzel abi şu tuzak kapısı kalmış elimde. Bunda süs olsun diye şöyle koyayım abi. <laughs> tarlalara bak be. Şimdi buğdayları buna satamadığım için şu an buğdaylara girişmeyeceğim. Şu anki amacım çünkü farklı. Satabildiğim patatesler ve carrotlar diyecektim. Yani havuçlar var biliyorsunuz. Önce şu havuçlara bir girişeyim. Abi topladım. Şura yine bozuluyor. Hiç uğraşmayacağım orayla. Bak arada kalmışlar var. Ya yani orası ıslanmıyor demek ki. Oraya su getirmemiz lazım. Şu anda onunla uğraşmayacağım. Şimdi ne kadar çıkmış hemen bakıyoruz. Arkadaşlar ben çok güzel. Ben şuradan ekmeye başlayayım. Komple buraya bir ekeyim. Hop süper abi ektik. Patatesleri toplamadan önce bunları bir satmaya götüreceğim. Çünkü dediğim gibi günde 3 kere falan sıfırlandıkları için 3'tü ya da 4'tü sanırım. Tam hatırlamıyorum. Böyle sıfırlandıkları için aa ben Dimabi'ye niye satmıyorum abi? En ucuza Dimabi veriyor. Gece olmuş bu arada. Dur abi sabah satarız Hemen evimize bir çıkalım arkadaşlar. Şöyle üst kattaki yatak odamıza çıkalım ve bu ya önce manzara şöyle bir bakalım yine. Oh çok güzel görünüyor. Yalnız şu buraya çıkış, eve çıkış merdiveni yapmamız lazım. Her seferinde zıpla zıpla çıkmaktan sıkıldım. Günaydınlar çocuklar. Hemen satışa gidiyoruz. Dime abiye bunları satacağım. Kitlerinizi de diğerine satacağım. Ondan sonra bundan yine alışveriş yapacağım. Her şey zırhçıyı seviye atlatmak için arkadaşlar. Her şey. Dime abi. En ucuza sen alıyorsun. Yani en pahalıya sen alıyorsun. Canını yerim senin. Tamam kitlendin gene Dime abi sen. Aa Dime abiye dur şunları satabiliyoruz. Dime abi bire verdiği için arkadaşlar bunlara. Canını yediğim ya. Süpersin be Dime abim. Yaşa. Şimdi arkadaşlar hemen şu diğer çiftçiye de kalan havuçlar havuç satamıyoruz buna çok kötü. Neyse abi nerede o? Bundan yine bir sürü abuk sabuk şey alacağız mecburen. Atladın ne mi seviye Allah için. Evet dedi. Oo <laughs> arkadaşlar. Abi idare etmez mi peki? Mesela şu balta verimlik 1 olsa bile şu kürek verimlik 2 olsa bile bizi bir sürü idare etmez mi? Seviye attırana kadar. Bence çok iyi oldu abi. Hatta bunlardan birkaç tane çıkartıp büyülerini alıp Tekrar büyü bas yani büyü basmamıza gerek yok. Büyülerini alırsak seviye gelir bize. Değil abi bana açıldım de. Bakın şunlar silinmiştir. Aa hala silinmemiş. Ama önceki attıklarım silinmiş belli ki. Bunlar gene çöpe atıyorum arkadaşlar. İhtiyacım hatta şunun ikisini de çöpe atacağım yani. Şunlar var zaten. Yanımda gezdirmek istemiyorum. Değil abi açıldın mı tekrar? Yok. Şunları bırakayım da sen bir dahaki açıldığına gelirim ben. Ben patateslere gidiyorum çünkü. Çok güzel gitmiyor muyuz arkadaşlar? Bakın yine şunlar da yetişmiş. <laughs> Elim ağrıdı lan. Hemen şu patatesleri bir girişelim arkadaşlar. Abi çok güzel topladık hepsini. Lan şurada bir tane patates tutamış. Yok meşaleymiş. Şimdi bunları şu baştan başlayarak ekmeye başlayalım yine. Güzel bir ekim yapalım. Tamamdır arkadaşlar bunu da ekim yaptım. Güzel abi. Ya toprağı veriyoruz ki alıyoruz. Gider ayak arkadaşlar şuradan şeye de uğrayacağım. Karpuz ve kabakları da bir toplayacağım. Şu yeni baltamızı test etmiş oluruz. Dur bakayım. Yani verimlik bir en azından arkadaşlar. Sıfır olacağına. <laughs> tamam abi bakar mısınız karpuz kabakta. Fena değil. Yine benim önceliğim Dima abi. Dima abi kitlenince diğerine satıyorum. Çünkü Dima abi çok güzel bir fiyat veriyor arkadaşlar. Canını yediğim. Çok az çok iyi fiyat veriyor. Dima abim. Dima abim. Şunları hemen karpuzu normal şuna çevirelim. Dima abicim şunları alır mısın? Oo havucu da açılmış. Çok iyi. Patatesler önce bir satalım. Bir kitlensin. Tamam. Sonra şu havuçları satabildiğin kadar sat. Dima abi 30 seviye yapacak beni diyecektim. 30 seviye olduk abi. Tek başına canını yediğim beni 30 seviye yaptı ya. Bakar mısınız arkadaşlar kitlenmedi. Şu hala satabiliyorum. Ama elimde patates kalmadı. Havuç kitlendi de. Yani 20 tane patates yok en azından. 57 tane zübrüt oldu. Canını yedim dim abim. Vay vay. Gel bakayım zırçı. Zırçı kardeş. Senden yine şunlardan alacağım. Bu herhalde iyi seviye veriyor ya da şu mu daha iyi veriyor? Aynı veriyorlarmış O zaman bunu harcayayım. Kitlendin. Şundan da kitlene kadar. Ha tamam bir seviye daha arttı. Hadi bakayım, hadi bakayım, yes! İşte bu Arkadaşlar! Elmas malzemeler çıkanziii! Hop hemen bir tane alıyoruz, şunu yerine koyuyoruz. Hep hemen bir tane alıyoruz, şunu yerine koyuyoruz. Elmas malzemeler ve biz büyü basmadan. Bir tane daha kürek alıyorsun. Tamam abi, süper. Şu diğer verimli basılmış malzemeleri... Arkadaşlar, ben yukarıya bir gideyim de biraz sandık getireyim ya. Köylülerden aldığımız ve çöpe atmak istemediğim bazı şeyler oluyor. Ya da ya da niye çöp atmak istemiyoruz abi? Ben bundan sonra demir malzeme yapmam. Şöyle bir şey yapacağım. Çöp atacağım ama nasıl çöp atacağım biliyor musunuz? Şunlar dursun tabi de. Mesela artık bunlardan alışveriş yaparız. Bunun lan 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 aman 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 aman. Demir olanların büyüsünü alacağım arkadaşlar bana seviye verecek. Büyüsünü aldıktan sonra çöp atacağım. Kusura bakmasınlar. Yani çöp dediğimde arkadaşlar bundan sonra şuraya gelip atacağım. Lav gölüne silinmesini beklemeyeceğim abi. Bu lav gölünü yapmamızın bir amacı olmuş olsun. Hatta Buna şimdi şöyle yapıyorum da sanki Frodo'nun yüzüğü, yüzüğü attığı yer gibi bir yer yapacağım arkadaşlar böyle. <laughs> İnşallah arkamdan bir iskelet miskelet ok atmaz. Arkadaşlar bunlara üzülmeyin. Çünkü köylüden çok daha güzellerini satın alacağız. Şunun büyüsünü almayı unutmuşum. Neyse abi çok bir şey getirmez. Çok daha güzellerini alacağız köylüden merak etmeyin. Oraya da güzel bir yer yapacağız arkadaşlar. Çöp yerimiz orası olmuş oldu artık. Süper değil mi? Şimdi hiç şeker kamışı kağıt falan var mı? Dima abiye satabileceğimiz. Şunları da satalım. Biraz daha seviye arttırmak istiyorum. Şunları bir daha satabiliyoruz. Güzel. 9 oldu. Biraz daha havuç varmış. Onları da sat. Tamam. Arkadaşlar şu elmas zırhlar da zırhları da çıkarmak istiyorum da. Şu şeker kamışlarına yine girişeyim abi. Top komple toplayayım şeker kamışlarını. Tamam hepsini topladım. Şöyle arada kalanları alabildiğimce alayım. Bunları da bizim kütüphaneci satacağız. Onların hepsine de isim verelim ya. Mimi, Dimi, Taşo, Cuhara öyle isimler verelim yani. Bunların hepsini şurada kağıda çeviriyorum. Ve bunları kütüphaneciye satabildiğim kadar da satıyorum arkadaşlar. Abi çok çabuk kitleniyor kütüphaneci ya. Beni sinir ediyor. Senden e, biraz da kitlenene kadar balta alayım. Aa balta niye aldım oğlum? Kürek daha ucuzmuş lan. Abi çok az kaldı be. Bundan sonra zırh verecek biliyor musun? Usta olacak. Zırh verecek ya. Umudum yine Dimi abi de. Dimi abiye malzemeler satacağım. mi abi çıkamazsın oradan olmuyor. Ya yani 4 tane olmuyor muydu karpuz dilimi? Kaç tane? 9 tane. Hmm. Karpuzlar deli yetişiyor arkadaşlar. Karpuz tarlasını arttıracağım ama bu bölümde bunları satmak istediğim için arttırmakla uğraşmıyorum. Komple arttıracağım şu taraflara falan doğru. Kabakları da, karpuzları da. Bayağı malzeme getiriyor yani. Olmadı arkadaşlar. Şu şeyleri de toplayalım. Çubuk yapıp satalım. Çubukçu da vardı ya bizim. Ona da satalım. Zaten sabah oluyor. Gece oluyor. Sabah yine şey sıfırlanmış olur. kütüphanesi sıfırlanmış olur. Kağıtları da yine satarız. Bu bölümde usta yapacağız abi onu ve zırhları da alab alabilir miyiz bilmiyorum. Biraz pahalı gelebilir ama en azından onları açacağız. Dimi abi yatmış abi. Dur adama uykusundan kaldırıp malzeme satamayız. Hemen biz de evimize bir çıkalım. Yes. İyi geceler. Diego iyi geceler. Markus. canınızı yerim sizin. Arka bahçeye de artık yakında bir düzenleme getirelim ha. Umut doğar genellikle. Her şey umutsuzlaştığında. Bu tam bizim için. Geçen bölüm öldük. Umutsuzlaştık. Ama umut doğar, doğdu arkadaşlar. Gelir genellikle diyecektim. Umut doğdu. Bakın buradaki şeyler de çok güzel hızlı bir şekilde pişmiş arkadaşlar. Buradan şunları al abi yanına. Çubuğa çeviriz hiç olmadı. Şurada biraz karpuz kalmış. Tohumlar falan da var. Kako ha. Bu arada orman ağacını unuttuk artık onu diğer bölüm arttırırız. Kakao satabildiğimiz köylü var mı acaba onu merak ediyorum. Öncelikle Dima abimin yanına geldim ona satabileceklerimi bir satacağım. Dima abi sana satabileceğim başka bir şey yok gibi görünüyor. Teşekkür ediyorum canını da yiyorum. Sonra dur abi şeyleri alacaktım unuttum. Kağıtlar alayım Dima abinin oradan. Öncelikle bir satış yapacağım arkadaşlar. Aa bu gene kitli. Abi sen şuna git de artık açıl be. Ha? O zaman abi şu çubuk satalım şuna. Bizim lengeli fötürlü nerede? <laughs> Çubukçu ya. Getirdiğim tahtaların hepsini çubuğa çevirdim satıyorum bana abi. Tamam. Eyvallah lan kitlenmedin. Olmadı be sana biraz daha getiririm. Sen hala açılmadın. Şundan o zaman yine alışveriş yap. Ucuz hangisi ondan alacağım. Hoppa oldu bile. Oldu bile. Yes. Of of of. Abi zırh vermedi. Niye zırh vermedi? Ama olsun abi. Alet ustası diyor bu zaten. Zırh yapımcısı demiyor ki. Bize zaten arkadaşlar zırh değil alet ustası. Zırh yapımcısı hangisinden oluyor? Acaba maden fırını mıydı onunki? Olabilir abi. Bilmiyorum bakarım da. Arkadaşlar şu an internetten girdim abi. Bütün köylerin 1.14'ten sonra da işte neler verdiğine bakıyorum. Hangi mesleğin neler sattığına. Oo bak dediğim gibi zırhçı arkadaşlar zırh satan maden fırınından oluyormuş. Abi aslında bize ilk aşamada zırhtan ziyade zaten alet lazımdı. Bence çok güzel iş yapmışız bilmeden de olsa. Şunları tekrar satacağım buna. Çünkü kazma alacağız kazma. Abi çok güzel bir kazma veriyor abi. ipeksi verimli güç kırılmazlık. 3 ne lan? <laughs> Efsane abi. Ve bir tane daha büyü basabiliyorum. Ondan ne basacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kılıca büyü basacağım. Bizim burada bir kılıç vardı ya. Dur bakayım. Kırılmazlık 3. Sadece kırılmazlık 3 nedir ya? Allah'ım çıldırtacak beni. Al büyünün büyüsünü geri. Bir tane daha basabiliyorum. <laughs> Hadi oğlum. Eklem bacakların kıyameti ne ya? Abi sen şaka mısın? Bu gene burada dursun. Yapacağım bir şey var arkadaşlar. Şu gri yatak da buradaymış. Şu elimdeki şeyleri Dima abinin evine bir atayım. Şu lapisi de şuraya atayım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane daha elmas kazma yapacağım. Gerçi elmas kazma artık çatır çatır. Ha servet. Gerekli ya, bir tane de belki servet çıkar. Bir tane elmas kazma yapalım. Şu baltaları birleştirip kendi arasında çünkü ha kırılmazlık varmış baltalarda. Hmm. Ya yani bana o zaman ilk acil olan balta arkadaşlar. Kazmadan ziyade. Çünkü şu kazmayı mesela serveti kullanmayacağım. İpeksi, ipeksiyle toplayıp eve getirip evde kıracağım. O yüzden öncelik balta. Baltalar sadece kırılmazlıkmış. Ben servet falan var zannediyordum. Şey verimlik falan var zannediyordum. Ben lapisleri tekrar alayım. Buraya keşke bırakmasaymışım. Hemen arkadaşlar şu baltaya büyü basıyoruz. Servet 2. Abi yapma gözünü sevem ya. Servet 2 verimlik 4. Ah oh, kalbime bir şey oluyor arkadaşlar. İnanılmaz. Aldım büyüsünü. Şunların üçünü birleştirsek seviye bir sürü seviye gider. O yüzden arkadaşlar bunlara şey yapmıyorum. Şu gitsin sadece canı. Bunları buraya koy. Bunlara büyü basacağım tek tek. Çok ciddiyim. Bunlar da verimlilik ki bunları çoğaltabiliriz belki de. Gerek yok bence bunların büyülerini alalım. Çünkü seviye zaten zor kasıyoruz. 30'u geçtikçe bunlara büyü basarız arkadaşlar. O daha mantıklı. Çünkü verimlilik 2'yi bunları birleştirmek için bir sürü büyü harcayacaksın. Hiç gerek yok. Şu çok iyi oldu ya. Şu kazmaya bakar mısınız abi? Buna bir tane verimlik 3 daha. iki tanesini birleştirdiğin zaman abi direkt verimlik 4 olacak. Tertemiz. Şu kürekler de yanımda duruyor. Bunların da sadece bir tanesi kalsın arkadaşlar. Diğerlerinin büyüsünü alıyorum. Hatta bunun ikisini birleştirerek verimlik üç yapabiliriz. Çok fazla seviye istemiyorsa. 2-3 seviye istiyorsa yapacağım. Abi 3 seviye istiyormuş. Verimlik 3 küreğimiz oldu. Süper bir bölüm geçirdik. Yani inanılmaz bir bölüm geçirdik. Alet yapımcısı tamamdır. Artık zırh yapımcısı. Zırhlarımızı almak için de bir köylü yapacağız. Tarlamızda toparladık. Arkadaşlar diğer bölümde şu büyük tarlamızı toparlayarak yine balyaları yapabiliriz. Bir tane arkadaş çok güzel bir yorum yapmış. Demiş ki abi demiş balyaları oraya buraya koyuyorsun ama hani oraya da koyabiliriz. Bir tane demiş samanlık yap saman balyaları için. Ahır yapıp onun yanına da bir tane samanlık yapmak çok mantıklı değil mi ya? Bence de abi. Evimize bir çıkacağım. Şuraya yumurtlamışlar mı lan? Yapacağım daha bir sürü iş var arkadaşlar. Bu bölümde sığdıramadığımız işler artık bir, bir sonraki bölüme kaldı. Şu goleme falan da bir, bir ara isim veririz abi. Cino'nun arkadaşı olur. Cino var çünkü merkezde. Bunun adında F Fino falan koyarız. Fino köpek ismi gerçi de. <laughs> Neyse düşünürüz bir şeyler. Arkadaşlar teşekkür ederiz için abim orada hafif görünüyor. Şöyle facecam'ın üstüne getireyim mi? Siz facecam görüyorsunuz orada. Mı? Şöyle. <laughs> daha fazla. Neyse abi zaten çok görünmüyor. Gidip onun videolarını da ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla ve daha uzun bir şekilde mutsuz survival gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları vermeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.